Amerika'nın Venezuela'yı tehdit olarak nitelemesi ve 7 Venezuelalı yetkiliye yaptırım kararı alması sonrası Venezuela harekete geçti. Venezuela Meclisi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya artan Amerikan tehdidine karşı 9 ay süreyle yasama etkisi veren kanun tasarısını onayladı. Anti-emperyalist kanun olarak adlandırılan tasarı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Amerika yaptırımlarıyla mücadelede Maduro'ya yasama etkisi veren kanun 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Meclis kararının hemen öncesinde bir adımda Venezuela ordusundan geldi. Venezuela, Amerika tehdidine karşı korunmak için yaklaşık 100 bin askerin katılımıyla 10 gün sürecek bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikat öncesi ulusal televizyondan halka seslenen Venezuela lideri Maduro, Amerika'ya meydan okudu. Barışın en önemli garantisi ordumuzdur. Eğer emperyalizmin cüretkar askerleri Venezuela'nın kutsal topraklarına adım atmaya kalkarsa, ülkemizin şerefini korumak için savaşmak zorunda kalırsak, bunu barış, egemenlik ve bütünlük için yaparız. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ülkenin en büyük askeri tesisi Fort Tino'da düzenlenen törende, Amerika'nın yaptırımlarının Venezuela için büyük ve yakın tehlike oluşturduğunu, silahlı kuvvetlerin ülkenin bağımsızlığını korumak için hazır olması gerektiğini söyledi. Tatbikatın ilk gününde denizciler Karayipler'de devreye çıkarken, askeri birlikler de temsili bir saldırıda ülkenin en büyük rafinerisini korudu. Binlerce sivilde eski devlet başkanı Hugo Chavez tarafından 15 yıl önce yapılan sosyalist devrimi temsil eden kırmızı tişörtler giyerek başkent Caracas'ta yürüyüş düzenledi. Güney Amerika Devletler Topluluğu ülkeleri Ekvador'da bir araya gelerek Venezuela ve Amerika arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Güney Amerika ülkeleri Amerika'nın Venezuela'yı tehdit olarak nitelemesi ve yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.